yaşadığım ailevi sıkıntılarımdan dolayı kalacak yer sıkıntısı yaşıyordum. Kalacak yerim yoktu. Ali Gül de bu sıkıntımı bildiği için bana mesaj atıyor. Abim işte kalacak yer bulabildin mi? Yardımcı olabileceğim bir durum var mı diyerekten. Biz o şekilde bir konuşma geçiriyoruz ve bu konuşma tamamen abi kardeş muhabbetiyken Kübra'ya çok farklı şekilde anlatılıyor. Kübra farklı yerlere çekiyor. Ve daha sonrasında beni bir yere çağırıyorlar. Konuşmak istediklerini söylüyorlar. O evde birikiyoruz hepimiz, 5 kişi. Daha sonra işte bebekleri falan var. Onları da alıyoruz beraber. Gezmeye diyerekten ırmak kenarına getiriyorlar. Orada düşürmüş oluyorlar yani beni. 5'i birden orada darp ediyor. Kübra gasp ediyor. Daha sonrasında ben hatta özür diledim. Hatam yok ama dedim. Hani cevap vermiş olmam bile belki senin için bir hata görünüyor olabilir. Özür dilerim dedim. Bir daha asla konuşmayacağım dedim. Durumu anlattım, konuşmaları gösterdim. Ama hiçbir şekilde bana inanmadı. Artık kim nasıl ne anlattıysa çok farklı şekilde yorumlamışlar. Hiçbir şekilde acımadılar. En son zaten o şekilde o baygın bir şekilde bıraktılar. Kendine geldikten sonra neler yaptın? Kendime geldikten sonra zaten ilk gözümü açtığımda beraber birikmişler. Oyun havası falan oynuyorlardı. Kendi evlerine götürdüler ve beni zaten alıkoydular. Beni de alıkoydular, bırakmadılar. Yaraların iyileşesiye kadar şikayetçi olursun hani bizden. Bırakmayacağız seni, biz bakacağız sana diyerekten. Daha sonra işte ben o evden bir şekilde çıkıyorum. Şikayetçi olmayacağıma dair falan sözler verdim hatta kurtulabilmek için. Zaten tehdit ettiler. Ailemi de arayıp bayağı bir tehdit ettiler. Eğer şikayetçi olursanız işte hiçbirinize rahat vermeyiz gibisinden. Anneannem dünden beri perişan halde zaten ağlıyorlar. Yani bu şekilde bayağı bir mağdur edildim. Kimliğim, telefonumdaki telefonumu da almışlar. İçindeki bilgilerimi, hesaplarımı hepsini alıp telefonumu geri koyuyorlar. Ama kimliğim, param ve hattım yok. Onlar da gasp etmişler. Yani bu şekilde bir mağdur edilme hikayem var. Bunu videoya çekmişler. Evet, videoya çekiyorlar. Bunu da İbreti Alem herkes görsün diye sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar, canlı yayın yapıyorlar. Ben de o şekilde alıyorum zaten videoları. Yani bu şekilde bir olayımız oldu. Şikayetçi oldunuz. Şikayetçi oldum, evet. Beşinden de şikayetçi oldum. Videoda zaten en son diğer videoları bilmiyorum. Yani bir sürü video çekildi. Diğer videoları ben alamadım. Yani ulaşamadım onlara. En son zaten bu yayılan video benim baygın şekilde. Sadece zevkine dövdüğü bir video. Sırf video çekmek için çekilmiş bir. Yani orada sadece video için darp ediliyorum. Öyle söyleyeyim. Yani asıl olay önce gerçekleşti. Evet, asıl olay da zaten 5'i birden giriyor. O videoya hiçbir şekilde ulaşamadım ama öyle bir video da var telefonlarımda. Ben bunu ifademde de belirttim zaten. Telefonlarının araştırılmasını istiyorum. Kesinlikle çıkacaktır zaten ortaya.